Kıymetli arkadaşlarım, hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte 40 soru serisi problemler kampında 19. testteyiz arkadaşlarım ve 19. test için sana bazı uyarılarda bulunacağım. Hadi gel o uyarıları birlikte bir bakalım, bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlarım 19. test 42 ve 43. sayfalarda bulunuyor 40 soru serisi problemler fasikülümüzdeki. ilk defa görüyorsan bu videoyu ve kampa katılmak istiyorsan açıklama kısmında kitabın satış linki mevcut ve şu an ee, tabi sen bu videoyu umarım sonrasında izlemiyorsundur. Şu an Kasım indirimlerinden kaynaklı fiyat, fiyatı inanılmaz derecede cüz'i miktarlara kadar düştü. Benden sana söylemesi. Şimdi arkadaşlarım uyarılarımı yapıyorum. Soru numarası söyleyeceğim. Onları kaydet ki sınavdan önce mutlaka tekrar etmen gereken sorular. Çünkü bunlar sınava çok yakın sorular. Sınavda karşına çıkma ihtimali inanılmaz derecede yüksek sorular. O yüzden beni iyi dinliyorsun. Öncelikle birinci soru mutlaka kaydedin. 2. Pardon. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Biri silin. Biri silin. Biri silin arkadaşlar. İkinci soru. 3, 4, 2, 3, 4, 6 ve 7. 2, 3, 4, 6 ve 7. Bugünkü şanslı numaralarla sevgili gençlerim. Evet. Arkadaşlar 40 soru serisi problemler fesuphülünden devam ediyoruz demiştik. 19. testte izledik. Abone oldun dedik. Videoyu beğendin dedik. Ve artık dersimize geçiyoruz dedik. Hadi bakalım. sorumuza bakalım seninle birlikte. Bir giyim mağazasında çalışan personeller sattıkları her ürün başına sabit bir prim almaktalarmış ve bu mağazada çalışan İlkim ve Asya'nın bir haftada yaptıkları satışlarla ilgili diyor ki İlkim var ve Asya var. Buradan İlkim'le Asya'ya da sonsuz selamlar olsun. Pekala. Sizleri seviyorum gençler. Evet, İlkim'in sattığı ürün sayısı Asya'nın sattığı ürün sayısının 4 katıdır. Şimdi Asya x kadar ürün sattıysa ilkim 4x kadar prim satmıştır diyeceğim bu cepte. 2 çalışan haftada toplam 8000 lira prim almış. E şimdi toplam 5x tane ürün satıldıysa ve bunun karşılığında 8000 TL ürün e, prim alındıysa o halde x tane ürüne ne kadar prim alınmıştır? Ben bunu hesaplayabilirim. Hemen 5'e böldüm ve 1600 TL'yi buldum. Demek ki artık burada Asya'nın 1600 TL prim aldığını ve ilkimin de bunun 4 katı olan 6400 TL prim aldığından konuşabiliriz. Pekala Asya 10 ürün daha satmış olsaydı ilkimle aynı miktarda prim alırdı. Şimdi 10 tane ürün 10 tane ürün ben bir ürünün prim fiyatını bulabilirim. Şimdi arada ne kadar prim farkı var? 6400'den 1600'ü çıkardım. Bu da bana 4800 TL'yi verdi. O halde bir tane ürünün prim fiyatı nedir arkadaşlarım? Tabii ki 480 liradır. Benden ne istemişti? Çalışanlar her bir ürün için kaç lira prim almaktadır diye soruluyordu. Biz bir ürüne 480 lira dediysek o halde doğru cevabımız da C şıkkı olacaktı diyebiliriz. Ve devam ediyorum. Fasikülümüzdeki 146. örnekte 146. soru yani 19. testimizde ikinci soruyla. Ahmet, Burak ve İsmail. Biri babam, biri kardeşim. İsimli 3 öğrencinin haftanın ilk iki günü çözdükleri soru sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgilerle biliniyormuş. Üçünün toplamda çözdükleri soru sayıları işte dur tablo çizeceğiz o kesin yani artık. Ahmet dedim, Burak dedim ve bir de ben var. SM'de İsmail. Tamam. Şimdi üçünün toplamda çözdükleri soru sayıları eşit. Pekala. İlk gün Ahmet'in çözdüğü soru sayısı, ilk gün Burak ve İsmail'in çözdüğü toplam soru sayısı eşit. İkinci gün Burak'ın çözdüğü soru sayısı, ikinci gün Ahmet'in ve İsmail'in çözdüğü toplam soru sayısının iki katı ve İsmail ilk gün bir ikinci günden 20 soru fazla çözmüş. Ha. Şimdi sonda, başta söyleyeceğini sonda söylediği için gençler ben burayı hızlı hızlı geçtim. Çünkü ÖSYM bazen böyle yapıyor. Bazen değil genelde yapıyor başlangıçta öyle bilgiler veriyor ki sana, sen burayı x'lerle y'lerle donatıyorsun, süslüyorsun. Sonra diyor ki bak, İsmail ilk gün diyor aslında ikinci günden 20 soru fazla çözmüştür. E sen şimdi birinci güne x dedin, ikinci güne y falan dedin, sonra bir baktın burada diyor ki buna göre x'leri y'leri buralara sıraladın, 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 işlemler yaptın. İlk gün, ikinci günden 20 soru fazla, ha diyorsun demek ki e, x, y'den 20 fazla. Dur o zaman sileyim diyorsun. Aynı böyle sile 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 sayfayı yıpratıyorsun. Sonra bir daha soruyu çözmeye çalışıyorsun. Yapma. Şöyle ki ilk gün ikinci günden 20 soru fazla çözdüyse eğer ben İsmail'in ilk gün çözdüğü soru sayısına x artı 20 dersem ikinci gün çözdüğü soru, sayı, soru sayısı x olacaktır. Şimdi İsmail'in toplamda çözdüğü soru sayısı ne? 2x artı 20 mi güzel kardeşim? Aynen öyle. O halde ben diyorum ki bunların her biri toplamda 2x artı 20 soru çözmüştür. Çünkü bize bunun bilgisini vermişti. Nerede verdi bunu? İlkinde. Üçünün toplamda çözdükleri soru sayıları eşittir demişti. Pekala. Şimdi ben Burak'ın ilk gün çözdüğü soru sayısı ile alakalı ilk gün Ahmet'in çözdüğü soru sayısı ilk gün Burak ve İsmail'in çözdüğü toplam soru sayısı eşittir demiş ya. Ben Burak'ın çözdüğü soru sayısına ilk gün y diyeceğim. Eğer toplam çözülen 2 günde toplam çözdüğü soru sayısından y'yi çıkarırsam yani 2x eksi y artı 20'yi bulurum. Bu da Burak'ın ikinci gün çözdüğü soru sayısı da eşit olur. Şimdi Ahmet'in çözdüğü soru sayısı ilk gün Burak ve İsmail'in çözdüğü toplam soru sayısına eşitse demek ki ilk gün Ahmet x artı y artı 20 kadar soru çözmüştür. O halde ben şundan şunu çıkardığım takdirde de burası x eksi y kadar soru kalmış olur cebinde. Pekala. Güzel. İkinci güne bakalım. İkinci gün hakkında bir şeyler söylemiş olması lazım bize. İkinci gün diyor. Buranın çözdüğü soru sayısı. Yani şu. O halde yazalım. 2x eksi y artı 20. İkinci gün Ahmet ve İsmail'in çözdüğü toplam soru sayısının iki katıdır. Yani x eksi y ile x'in toplamının iki katı olacakmış. Yani 2x eksi y'nin hop hop çarpı 2 buna eşit olacakmış. O halde buradan 2x eksi y artı 20 Eşittir 4x eksi 2y'yi bulurum. Sonra 2x'i aldım karşıya attım. Eksi y'yi aldım bu tarafa attım eksi y kaldı. Eşittir kaç oldu? 20. Şimdi 2x eksi y'nin 20 olduğunu bulduk değil mi biz? Bizden ne istemiş peki buna bakalım. Burak diyor ikinci gün kaç tane soru çözmüştür? Şu an soruyu bitirdik. Burak'ın ikinci gün çözdüğü soru sayısı bu değil miydi? Evet. E biz de 2x eksi y'yi 20 bulduk. Bak güzel kardeşim. 2x eksi y'nin üzerine sen 20 eklersen bu Burak'ın ikinci gün çözdüğü soru sayısına eşit olur. Ama sen şimdi buraya 20 ekledin ya. Karşıya da eklememiz lazım ki ayarı şaşmasın değil mi denklemin? O halde 2x eksi y artı 20 kaçmış? 40 olacakmış. O halde bu da Burak'ın ikinci gün çözdüğü soru sayısının ta kendisidir. Tam anlamıyla bir tyt sorusu. Dolayısıyla aklında tutmanda, da bunu karalamanda bunu işaret altına almanda fayda var. Üçüncü soru mükemmel bir soru. TYT'de de, MSD'de de karşına çıkabilir. Hatta bir şey diyeyim mi? AYT'de bile karşına çıkabilir. A Abartmıyorum ha. Vallahi bak. AYT'de hani şu ilk 10 soru var ya. Mat birimsi. Orada bile karşına çıkabilir. Aklında bulunsun. Evet ne diyor bir bakalım A ve B takımları Süper Lig'in iki takımıdır. Bu takımların son 10 yılda oynadıkları tüm maçlarda kazanma oranları aşağıda verilmiş. A takımı son 10 yıldır oynadığı bütün maçların %75'ini kazanırken B takımı da %84'ünü kazanmış. Pekala bu takımlar özel bir turnuvada kendi aralarında 10 tane maça çıkmışlar. Ve maçlardan hiçbiri berabere bitmemiş. Mutlaka biri kazanmış 10 maçtan. İki takımın da özel turnuvadan sonra genel kazanma oranları düşmüş ve maçların x tanesini A takımı kazanmıştır. Buna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi A takımının kazanma oranı %75 iken B takımının kazanma oranı %84'tü. Bunlar aralarında 10 tane maç yapıyor arkadaşlar. Bu maçların hiçbiri berabere bitmiyor. Ve ikisi de bu 10 maç oynadıktan sonra lan biz ne yaptık diyor ya. Bizim kazanma oranımız düştü. Şimdi nasıl düşer? %75 demek aslına bakarsan 10'da 7,5 demek. Ve %84 demek 10'da 8,4 demek. E biz kaç maç yapmıştık? 10. Şimdi bu 10 maçtan demek ki 7,5'tan daha az kazanmış A takımı. Ve bu 10 maçtan 8,4'ten daha azını kazanmış B takımı diyeceğiz. Çok güzel oldu be. Şimdi o zaman neler olabilir? 7,5'tan azsa 7 olabilir. 8,4'ten 8,4'ten azsa 3 olabilir. 7 artı 3 10'u 10 verecek ya o yüzden 10 tane maç yapmış. Şimdi o zaman burası 6 da kazanabilir. O halde bu 4 tane kazanmıştır. Bu 5 kazandıysa bu 5 kazanmıştır. Bu 4 kazandıysa bu 3 kazanmıştır. Pardon 6 kazanmıştır. Burası 4 ise burası 6'dır. Burası 3 ise burası 7'dir. Bu 2 ise bu 8'dir. Bu 1 ise bu 9'dur diyeceğim ama dur dur. Sebele yavaş be. Yani hızını alamadın 9'u da yazdı. 9 olmaz. Niye 8,4'ten az olacak dedik. Yani maksimum 8 olabilirmiş. O halde diyor ki X tanesini A takımı kazanmıştır ve X'in alabileceği değerler toplamı sorulmuştu. 7, 6, 5, 4, 3 ve 2 olabilir X'ler. Bunların da toplamı nasıl toplayacaksınız kolay yoldan? 7 ile 2'nin toplamı 9. O zaman burası da 9. Burası da 9 dersin. 3 tane 9'un toplamı 27 yapar. Cevabımız da D şıkkı olur. Az daha şıkta göremiyordum bulduğum cevabı. Üzülecektim. Tamam. Evet gençler cevabınız dedik Mükemmel bir soruydu. Devam ediyorum. Dördüncü sorumla ki bir başka mükemmel soru. Evet şimdi diyor ki aşağıda A ve B terzilerinin aldığı siparişlerin fişleri ve bu siparişleri teslim etmeleri gereken tarihler gösterilmiş. A terzisi B terzisi A terzisi 810 tane sipariş almış. B terzisi de 900 tane takım elbise siparişi almış. Teslim tarihleri burada teslim tarihleri aynı gün arkadaşlar. Diyor ki A terzisi siparişlerini teslim tarihinden 3 gün önce B terzisi siparişlerini teslim tarihinden 6 gün sonra bitirip teslim edebilmiş. Yani diyor ki bu ayın 20'sinde bu da 29'una teslim etmiş diyor. Aralarda kaç gün var? 9 gün fark var. Demek ki A terzisi T gün çalışmış ve siparişlerini bitirmiş. B terzisi T artı 9 gün çalışınca siparişlerini bitirebilmiş. B yavaş. Ve diyor ki siparişlerin hazırlanma sürecinde B terzisi A terzisinden günlük 5 takım elbise daha az dikebilmiş diyor. Yani günlük A terzisi A tane sipariş hazırlayabildiyse B terzisi A eksi 5 tane sipariş hazırlamış. Ve T gün boyunca günlük A tane hazırladığına göre A terzisinin toplam hazırladığı sipariş A çarpı T'dir. B terzisinin toplamda hazırladığı sipariş T artı 9 ile, T artı 9 ile A eksi 5'in çarpımıdır. Güzel. Şimdi şunu da biliyoruz değil mi? Bu 810'du. Bu da 900'ü veriyordu bana. Bak burası da 900'ü verir. Çok güzel. Burası da 810'u veriyor. Mükemmel. Her şey mis gibi ilerliyor. Şimdi geriye kaldı denklemi çözebilmek. Buna göre A tersi günde kaç takım elbise dikmiştir diyor. Yani neyi soruyor bana? A'yı soruyor. Pekala. Şimdi ben şunu yapacağım. Ulan madem bu 810, ya bu da 900 o halde derim ki ben, şunu bir yeşil alalım. O halde derim ki ben buna 90 eklersem Bunlar birbirine eşit olur. O halde diyorum ki A çarpı T'ye 90'ı eklersem güzel kardeşim eşit olur. Neye? Bunları da bir dağıtalım hadi. A çarpı T eksi 5T artı 9A eksi 45'e eşit olur diyeceğim. Buradan A çarpı T'lere bay bay diyelim. Tamam gittiler. Daha sonrasında burada ne kalır? 9A eksi 5T kalır. Ve bu tarafta ne olur arkadaşlar? Eksi 45'i bu tarafa sallarsam 135 olur. Çok güzel. Şimdi ben A çarpı T'nin 810 olduğunu biliyorsam ve benim elimde burada iki bilinmeyenli bir denklem varsa ben bu iki bilinmeyenli denklemi tek bilinmeyene indirebilir miyim? Mesele bu. İndirirsek soruyu çözeriz. İndiririz. Nasıl? t eşittir 810 bölü a değil midir? Aynen öyle. O halde buradaki t gördüğüm yere 810 bölü a yazarsam mükemmel olmaz mı? Vallahi olur. Hadi yazalım birlikte. 135 eşittir 9a eksi 5 çarpı 810 bölü a dedim. Şimdi gençler bir şey diyeyim mi? Buradaki katsayıların tamamı 9'a bölünüyor. 9'a böl 15. Eşittir a eksi 9a'yı 9'a a böldüm a. 810'u 9'a bölersem 90 gelir. 5 kere 90 da bize 450'yi verir. 450 bölü a geldi. Şimdi ben şuraya çektim denklemi. 15 eşittir. Şunu da şunu çarptım. A'nın karesi eksi 450 bölü A yapmaz mı yapar? Bu A'yı da 15'in yanına davet edelim. Çarpım olarak davet edelim. Böylelikle burası artık 15A olur. 15A'yı da bu tarafa gönderirsem A'nın karesi eksi 15A Eksi 450 eşittir 0 olur ki bu çok güzel çarpanlarına ayrılır. A'ya A diye burayı da eksi 30'a artı 15 biçimde çarpanlarına ayırırım. Çarpımları eksi 450 toplamları eksi 15 gelir ve artık bize neredeyse sorunun cevabını verir. Arkadaşlarım A buradan ya eksi 15'tir ya da artı 30'dur. Kendimizi denklem çözümüne kaptırırmış gibi soruyu çözmeyin. Çünkü bu sorunun bir hikayesi vardı. Günlük hayattan bir hikayeydi. Ve A dediğimiz şey günlük hazırlanan sipariş miktarıydı. Yani negatif olamaz arkadaşlar. A kaçmış? 30'muş. O halde doğru cevabımız da bizim B şıkkının ta kendisi olur. Evet çok tarz çok güzel bir soruydu. Ee, geçen sene yazdığım bir soruydu. Sınavda buna benzer bir soru geçen yıl çıkmadı ama bu yıl neden olmasın? Tam anlamıyla bir ÖSYM sorusu arkadaşlarım. Haberiniz olsun, aklınızda bulunsun sınavda karşınıza çıkarsa SML demişti dersiniz. Evet devam ediyorum 5. soruyla. Yine geçen yıl yazdığım ve geçen sene sınavda buna benzer bir soru çıkmıştı arkadaşlar. Çok mutlu olmuştum. Tutturduğum sorular falan arasında vardı demiştim. Hatta bundan bir sonraki soru da sanırım öyleydi. Aynen bu soruyu da geçen yıl sınavdan önceki sınavdan 10 gün önce kadar öğrencilere YouTube'da canlı yayında anlatmıştım. Yine bu sene sizinle de canlı yayın yaparız o canlı yayınlarda da size soru tiyoları veririm. Türkan, Türkan. Babasından bir oyuncak bebek almasını istemiş ve babası da Türkan'a birikimin önemini vurgulamak için kumbara almış. Ve demiş ki her gün bu kumbaraya para atman için sana 5 lira vereceğim. Paralarını harcamadan eğer biriktirirsen 30 gün sonunda 30 gün sonunda oyuncağı alabilecek kadar para olur. Şimdi Türkan'ın almak istediği oyuncak bir kere 5 çarpı 30 150 liradır güzel kardeşim. 150 TL'ye oyuncak varmış ve bu oyuncu almak istiyormuş Türkan. Babası da birikimin önemi vurgulamak için günlük sana 5 lira vereceğim kumbara yat biriktir bir ikinci alırız demiş. 30 gün sonra almayı hedefliyor Türkan. Şimdi Türkan kumbaraya para attığı 20 günün sonunda almak istediği oyuncağa %30 zam geldiğini öğrenip yıkılmış arkadaşlar. Ben olsam yıkılırdım yani. Bunu babasına söylemiş. Babası ise Türkan'a üzülmemesi için her gün verdiği para miktarının %x fazlasını vermiş ve başlangıçta planladıkları günde oyuncağın parası birikmiş. Ha yine 30 günde halletmişler yani. Helal olsun babaya. Şimdi 20 çarpı 5'ten 100 dedim. 100 lirasını biriktirmiş Türkan. Ama 100 lirasını biriktirdikten sonra oyuncağa %30 zam gelmiş. Yani bunun %30'unu hesaplayacağım. Bunun %30'u arkadaşlar 3 kere 15'ten 45 TL yapar. Yani oyuncağa zam gelince ne kadar olmuş fiyatı? 195 Türk lirası olmuş. Pekala. 100 lirası var 20. günü sonunda ama 195 biriktirmesi gerekiyor. Ne kadar günde? 10 günde. Çünkü planladıkları gün almış ya. 10 günün sonunda 95 lira biriktirmiş olması gerekiyor. O halde her gün 9,5 TL biriktirmesi gerekiyor diyebilirim. Her gün 5 lira alıyordu. 9,5 oldu. Sorular ne demiş? %x fazlasını vermiş. X kaçtır diye soruluyor. Şimdi her gün 5 ise ve bu 9,5'a çıkacaksa Buna ne kadar bir oranda zam yapmamız gerekiyor bu günlük verilen harçlığa? Bunu nasıl hesaplarız? Şöyle 5 çarpı x bölü 100 dersin eşittir 9,5 dersin. Tamam mı? Sonra 5x eşittir 100'ü karşıya atarsak 950 olur. Ee, x de buradan sevgili arkadaşlarım 195'in 190'ın özür dilerim ta kendisi gelir. Ee, x 190 olacaksa 190 bölü 100 demek %90 fazlası demek. Demek ki cevabımız %90 olacak sevgili arkadaşlar. Cevap E şıkkıydı. Bu soruyu e, ne zaman? 2021'in sonlarında yazmıştım. 2021'in sonlarında. Yani 2022 sınavı için yazmıştım. Ama 2021'in sonlarında yazmıştım. Ve kendi kendime de şöyle demiştim. işte o zamanlar böyle e, kur seviyeleri... Abi uyuyorduk uyanık 1 lira artmış dolar. Uyuyorduk uyanık dolar 1 lira artmış. Uyuyordum uyanık 1 lira daha artmış. Yani böyle bir ara tırmandığı bir dönem vardı. Bir 10 günlük süreç vardı. Ee, o, o arada yazmıştım. Yani düşünsene durmadan zam geliyordu. Ve işte enflasyon da böyle bir şey. Aslında enflasyonun tam karşılığı bu değil ama... işte bu ekonomik krizlerdeki... E, ...halkın yaşadığı sıkıntılar da böyle. Yani oyuncağı... ...satıcı diyor ki ben %30 zam yaptım diyor. Yüzde %30 zam hiçbir şey diyor ama... İşte mesela babasının kızına verdiği günlük harçlık miktarı %90 artmak zorunda kalıyor. Yani %30 zam yaptı diye satıcı kişinin cebinden %30 daha fazla para çıkmıyor. Öyle olsa keşke. %30 zam yapıyor ama %95 daha fazla harçlık vermek zorunda kalıyor. Yani hayatın aynı rutininde devam edebilmesi için bunu yapması gerekiyor. Bu 3 katından daha fazla. Bundan kaynaklı sıkıntılar işte maalesef. Maalesef. Devam. Ve 150. sorudayız artık. Problemler fasikülümüzde. 19. testin 6. sorusu. Yine mükemmel bir soru. Çok fazla işlem gerektirmeyen. E, 2022 YKS'de de çok ama çok benzeri çıkmış bir soru. Demiştim ya az önce. Sınavdan 9-10 gün önce canlı yayında öğrencilere çözdüğüm sorulardan birisi. Ve 9-10 gün sonraki sınavda aşırı derecede benzeri çıktı. Ve ben çok mutlu olmuştum. SML hoca video düzenlemesi yaparken çok hızlı konuştuğunu fark ederek aşağıdaki düzenlemeyi yapmış. 35 var 50 var falan bir bakalım okuyalım buradan bir şey anlaşılmıyor. Herkes Adobe premier kullanmıyor sonuçta. 35 dakikalık 40 soru serisi problemler kamp videosunu 50 dakika olacak biçimde sağ ucundan uzatmış. Ve böylece video hızını yavaşlatıp düzenleme bitince bu haliyle YouTube'a yüklemiştir. Şimdi kendisinin çok hızlı konuştuğunu fark ettiği için SML Hoca ne yapmış video yağısına bakarsan? Video akış hızını yavaşlatmış ve videonun süresi uzamış doğal olarak. Şimdi Fikret, SML hocadan ders dinlemek için videoyu açmış. Ve demiş ki, hoca çok hızlı konuşmuş. İyisi mi ben videonun oynatma hızını 0.75 ayarına getireyim demiş. Şimdi burada bu 0.75 ayarı, yani video hızını düşürüyor. 0.75 ayarı demek ne demek? Bundan bahsedelim. Şimdi çarpı 0.5 olunca yani 0.5 yarım biliyorsunuz. Hız yarıya düşüyor. Ve doğal olarak videonun süresi 2 katına çıkıyor. Yani 1 bölü 2'ye düşürüyorsun sen hızı. Ama 2 bölü 1 katına çıkıyor süre. Yani tam tersi katına çıkıyor. Anlatabildim mi? Şimdi 0.75 demek ne demek? Hocam 3 bölü 4 demek. Hızı buraya getirdiyse süre 4 bölü 3 katına çıkmıştır demektir bu. Tamam mı? E şimdi süre 4 bölü 3 katına çıktıysa diyor ki bak Fikret'in izlediği videonun süresi SML hocanın çektiği videonun süresinin kaç katıdır? Fikret'in izlediği videonun süresi normalde 50 dakikaydı ama Fikret 4 bölü 3 katına çıkardı bunu. Hızı 3 bölü 4'e indirerek. Ama SML hocanın çektiği videonun süresi de orijinal hali 35 dakikaydı. O zaman ben bunu 35'e bir güzel böleceğim. Şimdi şunu 5'e böldüm 10 geldi. Bunu 5'e böldüm 7 geldi. 40 bölü 3 bölü 7 ters çevirip çarparsam 40 bölü 21 yapar. Bu da bana cevabı verir. Aşırı işlem gerektirmeyen tertemiz bir soru. Tam anlamıyla bir ÖSYM sorusu. Ki zaten 2 sene önce tutturmuşuz. Bir daha benzeri çıkar mı? ÖSYM genelde şunu yapıyor. Genelde yapıyor bunu. O an gündelik hayatın akışında meşhur olan bir şey varsa, hit olan bir şey varsa, fenomen olan bir şey varsa bunu kullanıyor. Mesela Mabel Matiz'i de kullandı ÖSYM. E. Ya, ya da ne bileyim işte böyle YouTube'da mesela artık çok meşhurdu öğrenciler tarafından böyle ben işte 1.5x'de izliyorum hocayı falan diyor bir tanesi. Ben diyor ki mesela ben Kenan hocayı diyor. 1.25'te zor izliyorum diyor çünkü zaten Kenan Hoca hızlı konuşuyor diyor ama SML Hoca'yı çarpı 2'ye getiriyorum gene de anlıyorum çünkü SML Hoca yavaş konuşuyor zaten falan gibisinden böyle çok muhabbet dönünce ÖSYM bunu kullandı mesela gibi. Tamam mı? Çünkü arkadaşlar gündelik hayatın akışında yazılmasının sebebi ne? O hocalar da bu hayatın içinde yaşıyor çünkü. Onu yazan hocalar da zaten o anki dünyanın içinde yaşıyor. başka ne yazacak adam? O yüzden sevgili arkadaşlarım bu tarz böyle yeni sorular işte mesela benim kitapta da görmüşsünüzdür buna da dikkat ettim yani işte nedir? Tablet var power bank takıyor yok işte şarj aleti takıyor şarj aletinin üzerinde işte yüzdesi gösteriliyor telefonun üstünde yüzdesi gösteriliyor gibi gibi Hani gündelik hayatta çok kullandığımız şeyleri de bu şekilde soruların içerisinde yansıtabiliyor ÖSYM. I. Aklında bulunsun haberin olsun. Şimdi yedinci sorumuza bakalım birlikte. Evet bu soruyu da markette yazmıştım. Yemin ederim. Valla markette yazdım. Çünkü ben bir aralar fiyatları aynen bu şekilde olan şampuan ve deodorant kullanıyordum. Tabi şu an fiyatları 130-140 lira civarında falan o deodorantın veya şampuanın her neyse şampuanın dolayısıyla böyle bir soru yazmıştım. Ama o zamanlar bu fiyatlardı işte. Neyse. <laughs> bu testi oluştururken demek ki gençler çok fazla ee, ne bileyim ekonomik saldırıya uğramışım. Bir markette deodorant ve şampuanlar bir kampanya kapsamında bir arada paketlenip satışa sunulmuş. Aynı markette kampanyadan önce bu paketteki bir şampuan 16 lira, şampuan 16 lira, deodorant 20 liradan satılıyordu. Şimdi buna göre 21 liradan satılan kampanyalı paket için etiket fiyatlarında yapılan indirimler aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Biraz daha yaklaşalım. Ve şu olaya bakalım. Şimdi ikisi beraber kaça satılıyor? 21'e satılıyor değil mi? Ben biliyorum ki şampuan normalde 16 lira. Deodorant da 20 liraymış. Ama ikisini birleştirip kampanya yapmışlar. Şimdi şampuana %50 indirim gelirse 8'e düşer fiyatı. Deodoranta %40 indirim gelirse 20'nin %40'ı 4 kere 2'den 8'dir. 8 lira düşer ve 12 lira olur. İkisinin toplam fiyatı 20 lira olurdu. Ama bize ne lazım? 21. Demek ki bu olmaz. A gitti. Devam. %25 çeyreği kadar indirirsem yani 4 lira indirirsem 12 lira olur bunun fiyatı. Yarısı kadar indirirsem 10 lira olur. Toplam fiyatı 22 TL olur. Bu da olmaz. %25 indirirsem 12 lira olacağını söylemiştim az önce. %45 indiriyor. İki kere dört buçuk hemen dokuz. Dokuz indirirsem 11 lira olur. Fiyatı ikisinin toplamı 23 TL olur. Bu da olmaz. Bu da gitti. 25 yirmi beş deodorantı indirirse, çeyreği kadar indirirse 15 Bunu da yarısından biraz fazla indiriyor. Hiç işlem yapmana bile gerek yok. Yani sekiz buçuk lira falan indiriyor. Ne olur? Yedi buçuk lira olur. Zaten toplayınca yirmi buçuktan fazla veya eksik o civarda bir şey olacak. Ama 21 etmeyecek. Bu da gitti. Demek ki cevap E'ymiş. Bir de ona bakalım. 25 yirmi çeyreği kadar indirirse 12 %55'i 2 kere 5 buçuk 11 yapar. 11 lira düşürürsek 9 liraya düşer. Deodorant ikisinin toplamı 21 TL olur. Ve böylelikle cevabımız da E şıkkı olur sevgili gençler. Ve artık 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 son sorumuz. Bir firma. Bak eski nesil bir soru. İşarette koydurmadım. Tamam mı? Ama o kadar güzel ki. O kadar güzel bir soru ki. Eski olmasına rağmen. Ya eskiden güzel sorular yok muydu yani? Vardı tabii ki. Çok güzel sorular vardı. Keşke sınav sistemi yine eski dönse, eskisi gibi olsa ama ee, bakalım belki döner yakın zamanda. Bir firma X liraya ürettiği bir ürünü Y liraya satmakta. X'e üretiyor, Y'ye satıyor. Peki X ile Y arasında da şöyle bir bağıntı var. 13 x e 8 Y eşittir 78. Firma bu üründen %30 kar etmek istiyorsa ürünün üretim maliyeti kaç lira olmalıdır? Şimdi firma x liraya üretmiyor mu? Çağrı %30 olacaksa x çarpı 130 bölü 100 liraya satmalı. Yani x çarpı 13 bölü 10'a satmalı. Tamam güzel. Şimdi kaça satıyordu? Y'ye satıyordu. O zaman ben şöyle diyeceğim. X'e üretti. X'e üretti bu ürünü. Y eşittir 13x bölü 10'a sattı diyeceğim. Tamam. Yani denklemde y ye gördüğüm yere 13x bölü 10 yazacağım. Peki yapalım hadi. 13x eksi 8 çarpı 13x bölü 10 dedim. Eşittir 78 dedim. Daha sonrasında. Her iki tarafı bir güzel 13'e bölelim de. Büyük sayılarla uğraşmayalım. Bak burada 1 kaldı. Burası da 1 oldu. 78 13'e böldüm 6 oldu. Burası x eksi 8 x bölü 10. Eşittir 6 oldu. 10x eksi 8 x bölü 10 eşittir 6 olduysa onu 6'nın yanına fırlattım. Böylelikle 2x eşittir 60 oldu. x kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 30'dur. Bizden ne isteniyordu? Üretim maliyeti kaç olmalıdır? E, ürettiği maliyeti zaten soru da biz de x demiştik. O halde x'i bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Cevap 30 olacaktı sevgili gençler. Ve evet. Bitirdik mi bitirdik. 19'da bitirdik. Çorum'da geride kaldı gençler. 19. testi bitirdiğimize göre artık 20'ye doğru geçeceğiz. Ve 20. testte çok ama inanılmaz güzel mükemmel muazzamlıkta fevkaladenin fevkinde sorular var. Sakın ha sakın kaçırmayın arkadaşlar. O videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.